Selamlar arkadaşlar, Gamze Hoca ben. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışma sorularıyla beraberiz. Bunları çözeceğiz inşallah birlikte. Hemen başlıyorum. Birinci soruyla. Birinci soruda diyor ki, aşağıdaki dizelerden hangisi bu konulardan herhangi birini işlememektedir? Hemen bir yukarı okuyalım. 17. yüzyıl aşık edebiyatının en önemli şairlerinden olan Karacaoğlan, şiirlerini doğa, gurbet, sevgi ve sıla konularında söylemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu konuları işlemeyecek? Bakıyorum. Ağacın eğisi özünden olur, yiğidin eğisi sözünden olur, il için ağlayan gözünden olur, ağlama hey gözü yaşın sevgilim diyor. Burada arkadaşlar bu el için ağlayan gözünden olur, ağlama hey gözü yaşın sevdiğim derken ne oluyor? Daha böyle sevgi ağır basıyor, duygusal bir durum söz konusu. Yücesinde namlı namlı karın var, senin yaylayacak zamanın dağlar, başından aşmaya yoktur takatim, kalmadı dizinde dermanım dağlar diyor. Burada da daha çok doğayla alakalı, ayrıca içerisinde bir duygusallık da var, öyle bir durumda söz konusu. Ama dağlardan şöyle dem vurursak eğer daha çok doğayla ilgili diyebiliriz. Rüzgar eser dallarınız atışır, kuşlarınız birbiriyle ötüşür, ören yerler bu bayramdan pek üşür, sümbül niçin yassı akışır dağlar derken yine dağ kısmı dikkatimizi çekti. Sana derim, sana Hasan Kalesi alt yanında dövüş oldu, yön oldu, yiğit olan yiğit çıktı meydana, koç yiğitler Arap ata bin oldu. Arkadaşlar burada daha çok yiğitlikle alakalı. Biliyorsunuz ki biz yiğitlik olunca işin içerisinde daha farklı anlamlar buluyorduk. Daha böyle koçaklama tarzı denir buna. O sebeple hani bu sevgiden, doğadan, aşktan ziyade kişilerin daha cesaretli, dik duruşlarıyla, yiğitlikleriyle alakalı olduğundan dolayı cevabımızı D şıkkı diyoruz. 2'ye geldik. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmamıştır diyor. Yukarı okumaya çok gerek yok. Çünkü yüklem ve öznenin tanımlarını yapmış. Biliyorsunuz ki yüklem ve özne tüm ögeler aslında sözcükten de oluşabilir, sözcük gruplarından da oluşabilir. Bu yüzden daha böyle uzun yüklemlerle de karşılaşabiliyoruz veya çok upuzun öznelerle karşılaşabiliyoruz. Biz de aşağıdakilerin hangisi birden fazla, hatta en az 3 tane ögeden oluşmuş olacak cümlemizi bulmaya çalışalım. Bugün gittiğim sahil en sevdiğim yerlerden biridir diyor. Cümlenin yüklemi en sevdiğim yerlerden biridir. Bu bir tamlama çünkü en sevdiğim yer, nasıl yer, en sevdiğim yer şeklinde yüklem. En sevdiğim yer neresidir? Bugün gittiğim sahil. Özne 2 tane ögeden oluştu. Senin bu umursamaz tavırların canımı sıkıyor derken canımı sıkıyor yüklem olacak. Çünkü bu bir deyimdir, can sıkılması. Birlikte almak durumundayım. Canım sıkan ne? Senin bu umursamaz tavırların. Bu da bir tamlama, öznedir. Seninle yola çıkmak benim için her zaman çok özeldir. Özeldir yüklem. Özel olan ne? Seninle yola çıkmak. Niçin? Kim için? Benim için ne zaman, her zaman, ne kadar, çok. Bakın bir sürü ne oldu? Farklı ögeler oluştu. Burada özne ve yüklemin dışında zarf tamlayıcıları da mevcut. O sebeple fazla olan bu diyeceğiz. İstanbul'un en sevdiğim yanı tarihle iç içe olmasıdır. Tarihle iç içe olmasıdır yüklem. Nedir? İstanbul'un en sevdiğim yanı. D şıkkında böylelikle elemiş olduk. Cevabımız Ceyhan. Geldik 3. soruya. Yukarıda 3 farklı kütüphaneye ait ziyaretçi sayıları aylara göre verilmiş. Buna göre grafikle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Aralık ayında B ve C kütüphanelerinin ziyaretçi sayısı eşittir. Aralık ayına geldim. B ve C kütüphaneleri kırmızı ve maviye bakacağım. Kırmızı ve mavi eşittir diyor. Evet, hemen çıktı cevap o zaman A şıkkında. Doğru. B ve C kütüphanelerinin ziyaretçi sayısı eşit. Cevap Adana. Cümlede virgül aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır? İki kanatlı bir kapıdan çiçekli bir bahçeye giriliyor. İki sıra şimşir fidanlarının birkaç küçük kayısı ağacının arasından geçildikten sonra karşıya tahta bir merdiven çıkıyordu. Şimdi bu cümlede iki sıra şimşir fidanlarının
birkaç küçük kayısı ağacının arasından diye. Bakın burada nın diyor. Tekrar nın demiş. Bunlar ilgi ekleri, tamlama ekleri. Demek ki bunlar böyle üst üste gelen bir tamlama oluşturuyor. Şimşir fidanları, küçük kayısı ağacı derken üst üste bir şeyleri sıralıyorum ben. Eş görevli kelimeler bunlar. Hepsi tamlama. O yüzden ne diyeceğim cevabıma? A şıkkı diyeceğim. Sıralı cümle değil bunlar. Bakın burada cümle bitmiyor. Devam ediyor. Örnekleme devam ediyor. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özne falan değil. Zaten tamlama olduğu için şu kısmı ayıramam. Yani şu kısmı özne diyemem. Hitap için zaten kullanılmamış. Cevabımız Adana. Bu afişte numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Hemen yukarıya bakalım. Soğuk algınlığı belirtilerimiz varsa maske takmalı, yaşlı ve kronik hastalardan uzak durmalıyız. Bu cümlede göremedim. Sık sık ellerimizi yıkamalıyız. Ellerimizde, gözlerimize, ağzımıza demiş. Ağzımıza olacak burada arkadaşlar. Ağız sözcüğü ı eki aldığında ne olması gerekiyor? İkinci hecesindeki ı'nın düşmesi gerekiyor. Yani ağzımıza şeklinde olması gerekiyordu. O sebeple 3 kesinlikle var cevabımda. Tokalaşma, el öpme gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. Kişisel hijyenimize dikkat etmeliyiz. Yurt dışı. Arkadaşlar yurt dışı ayrı yazılır çünkü gerçek anlamdadır. Yani ben bunu birleşik yazsaydım eğer bir anlam değişikliğine, anlam kaybına uğraması gerekiyordu. Biliyorsunuz bitişik yazılan birleşik kelimelerde bir anlam değişikliği yaşanması gerekirdi. Ama burada gerçekten Türkiye'nin dışındaki yerlere ben yurt dışı diyorum. Gerçek anlam olduğundan dolayı ayrı olması gerekirdi. Ne oldu yani cevabımız? 3 ve 6 oldu. Demek ki şu, Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultuda değildir? Benim yerini biz aldığında hastalığın yerini iyilik alır demiş. Yani tek olmaktan ziyade daha fazla insanın bir araya gelerek oluşturduğu gruplar daha değerlidir demek istiyor. Organizasyonda ulaşılmak istenen gelecek için tüm çalışanlar arasında paylaşılan bir vizyon mevcut olmalıdır. Tüm çalışanlar arasında paylaşılan vizyon yani birliktelik. O zaman bu aynı doğrultudadır. Bir araya gelmek başlangıçtır. Bir arada durabilmek ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır. Kesinlikle yukarıdakiyle eşdeğerdir. Hedeflerinizi paylaştığınız insanlar hedeflerinize ulaşmanız konusunda çok önemli rol oynarlar. Yani bu da yine bir birlikte çalışma, anlaşma hissiyatını ön plana koyar. Nerede olursanız olun elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın ve bir işin iyi yapılmasını istiyorsanız kendiniz yapın diyor. Bu tek olun diyor. Diğerleri birlikte olun, biz diyebilin diyor. Ama bu tek başına hareket edersen başarılı olursun diyor. Farklı bir bakış açısı, farklı olan Denizli diyorum. 7. soruya geldim. Bana bir görsel vermiş. Bu görsele göre şöyle bir bakalım hızlıca. Okuyalım, önemli gördüğümüz yerlerin altını çizelim. Hillman, ABD'nin en yüksek bilimsel onuru ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ömür boyu başarı ödülü dahil birçok ödüle layık görüldü. Bak önemli olarak şu birçok ödüle layık görüldü kısmını alıyorum. Kaba kulak kızamık, hepatit A ve B, su çiçeği, menenjit, zatüre gibi ölümcül olan 40'tan fazla hastalığın aşısını bulmuş. Önemli. 1957 grip salgınının büyük bir salgın olabileceğini fark etmiş. Hillman aylar sonra aşıyı bulana kadar dünya çapında 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş. Demek ki bu adam aşı bulmuş. 1944'te mikrobiyoloji doktora derecesini almış. Klamidyaya neden olan bakteriler ve bu hastalığın iyileşme imkanı ile ilgili bir keşif yapmış. 30 Ağustos 1919 tarihinde Amerika'nın Montana eyaletinde bir çiftlikte doğmuş. Yanlış yerden başlamışız aslında. 20. yüzyılda yaşamış, aşı biliminde uzmanlaşmış bir mikrobiyolog. Ailesinin 8. çocuğu, maddi durumları kötü olduğu için üniversiteye gidemeyecek. Abisinin desteğiyle üniversiteye başlayacak. Güzel. Önemli yerlerin altını çizerseniz soruda işiniz daha da kolay olacak. Hangisi çıkarılamaz diyor yukarıdaki görsele göre. Alanında uzmanlaşarak pek çok buluş yapmıştır. Doğru. Gördüğünüz üzere aşı bulmuş adam zaten. Başarılarından dolayı birçok ödül almıştır. Evet, bakın ömür boyu başarı ödülü de dahil birçok ödül aldı diyor.
Doğrudur. Büyük bir salgın aşısını bularak can kaybını önlemiştir. 1957 grip salgını çok önemli bir salgın ve aşı bulmuş. İlk çalışmasını virüsler üzerine yapmıştır diyor. Hayır, böyle bir şey bilmiyoruz. O yüzden cevabımız Deniz'de oldu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Düşünce ve kanıları değiştirmek. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Bir konu hakkında bilgi vermek. Evet, dil burada göndergesel işlevinde kullanılıyor arkadaşlar. Ben bu metni okuduğumda bilgi sahibi oldum. O yüzden amaçladığı şey de budur. Olay yok. İzlenim kazandırma durumu söz konusu değil. 9. soruya geldim. Kaçmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Bir tehlike sezdiğin anda hemen eve kaç. Hemen eve git. Gitmek anlamında kullanılmış. Hırsız hapishaneden kaçmış derken firar etmiş kimse görmeden. Alacaklıyı gördüğüm an oradan kaçtım. Yani hemen uzaklaştım. Denizde yüzerken kulağına su kaçmış. Yani girmiş. Bunların hepsi birbirinden farklı. Gitmek, firar etmek, uzaklaşmak ve girmek anlamında. Yani ne diyeceğim arkadaşlar? 9. soru için cevabım Denizli'dir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yeniden çerçeveleme tekniğine örnek olamaz? Okuyalım. ABD'de matematik profesörü olan Richard Bandler ve dünya çapında bir dil bilimci olan John Grinder'ın geliştirdiği NLP, doğru okumuyorum muhtemelen, Türkçe gibi okudum. Biliminin prensiplerinden biri de yeniden çerçeveleme tekniğidir. Yeniden çerçeveleme olayların anlamını değiştirme ve yeni bir anlam verme ile ilgilidir. NLP'nin bu tekniğine göre sürekli olarak başımıza gelen olayların üzerimizdeki etkisini belirleyen ne olduklarını değil, onlara bizim ne anlam verdiğimizdir. Anlamı değiştirdiğimizde otomatik olarak etkileri de değişecektir. Bir insanın sahip olabileceği en büyük yeteneklerden birisi de olaylara olumlu anlamlar yükleyebilmektir. Yani şundan bahsediyor aslında. Siz bir olumsuz bir durumla karşılaştığınızda onun olumlu yanlarını bulursanız olumlu etkilerini de göreceksinizdir. O durum çok da olumsuz olarak yansımayacaktır size. Yani bir nevi polyanlacılık gibi. Bakalım. Uçağım yoğun trafik nedeniyle 30 dakika rötar yaptı. Birileri için bu durum kızgınlık, öfke ve stres demekti. Benim için ise 30 dakikalık kitap okuma ve kendimi dinleyip düşünme için fırsattı. Bakın, rötarı ne yapıyor? Kitap okumak için zaman olarak değerlendiriyor. Hiç sinirlenmemiş, yani olumlama yapmış. Demek ki bu yeniden çerçeveleme tekniği. Üniversite sınavına ilk girişimde son tercihimi bir puanla kaçırmıştım. Bu durum beni ve ailemi oldukça üzdü. Keşke daha çok çalışsaydım, o bölüme girebilseydim diyordum. Bir yıl daha fazla çalıştım, hazırlandım. İkinci yılımda çok daha iyi çalıştım ve ilk tercihimi kazandım. İyi ki geçen sene yerleşmemişim diyorum. Bakın, gene bir olumlu sonuç çıkardım. Bir gün tecrübeli ve yaşlı bir rehberle genç bir dağcı bir dağın zirvesine doğru tırmanırken günün yorgunluğuyla derin bir uykuya daldılar. Sabahın erken saatlerinde muazzam bir çıtırtı kopmuş ve genç dağcı uykusundan fırlamış. Tecrübeli rehber, "Duyduğun ses güneşin vurduğu buzların çatırdamasıdır. Dünyanın sonu değil. Sadece yeni bir gün başlıyor." Bakın, o korku verici, olumsuz bir durumu yeni bir gün başlıyor ve sen buna şahit oluyorsun tarzında bir olumlama yöntemiyle o gencin korkusunu önlemeye çalışmış. O yüzden cevap Ceyhan. D'ye bakıyoruz. Bir kadın okyanusa dalarak yüzme yarışına başladı. Ancak o gün yoğun sisten göz gözü görmüyordu. Her şeyi göze alan kadın çok kararlı bir şekilde yüzerek hedefine doğru ilerlemeye başladı. Saatler ilerliyor, bir taraftan yorgunluk, bir taraftan soğuk kadın için tahammül edilmez bir durum oluşturuyordu. Dönüp sahile baktığında görebildiği tek şey yoğun sis tabakasıydı. 15 saat dayandıktan sonra artık devam edemeyeceğini anlayarak kendisini sudan çıkarmalarını istedi. Bunun sonunda herhangi bir olumlu durum yok. Sadece bir olayı anlatıyor bana. O yüzden cevabım ne oldu? 10 Denizli. Geldim 11. soruya. Bu metinden hangisi çıkarılamaz diyor. Şöyle bir bakayım. Uçak kalkıştan sonra kuş sürüsüne çarpmış. Sürüye çarpmak bir motorun arızalanmasına sebep olmuş. Kaptan uçağın nehre iniş yapmasını sağlamış. Yolcular ve ekipten can kaybı olmadan kaza atlatılmış. Şıklara baktım ya, daha kolay olacak işim. Tarihler 15 Ocak 2009'u gösterirken New York Hudson nehrinde büyük bir mucize yaşandı. US Airways'e ait Airbus A320 tipi uçak LaGuardia Havalimanı'ndan kalkışından hemen sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak kalkışından hemen sonra kuş sürüsüne çarpmıştır. AYL, doğru. Her biri 15-20 kilogram ağırlığındaki Kanada kazları A320'nin iki motorunun da durmasına
neden oldu. İki motor dedi. Ama burada bir motor demişti arkadaşlar. Yanlış. Bir motoru değil, iki motorunun da arızalanmasına sebep olmuş. Devam edeyim ama ben gene de. İçinde 155 yolcu ve mürettebat bulunan 78 ton ağırlığındaki uçak adeta motorsuz hava taşıtı planör haline gelmişti. 1549 sefer sayılı A320'nin tek kurtuluşu Hudson Nehri'ne yapacağı inişti. Kaptan Chelsea Barnett Sullenberger zor bir karar verdi. Hudson Nehri mükemmel planlamayla başarılı bir iniş yaptı. Evet, o zaman C doğru. Tıpkı gençliğinde küçücük bir planörle yaptığı inişlerindeki gibi kusursuzdu. Yolcuların ve ekibin hayatını kurtardı. Demek ki D şıkkı da doğru. Cevap Bursa. Bir motor değil, iki motorda durmuş. 12'ye geldim. Sıfat fiiller cümlelerde isimlerden önce gelip o ismi niteleyen, böylece sıfat tamlaması oluşturan fiilimsilerdir. Fiil kök ya da gövdelerine en, re, ecek ve benzeri ekler getirilerek türetilir. Buna göre metinde numaralanmış sözcüklerden hangi sıfat fiildir? Geri dönüyorum. Kalk ış demiş arkadaşlar. Kalk ış. Ma, ışmak isim fiil ekleri oluyordu. O yüzden onu göndermek durumundayım. Olmaz. Durmasına derken ma megeni isim fiil eki. Onu da göndermek durumundayım. Bulun an. Şimdi bulun an en eki gelmiş. An, ıs, mez, ar diye devam eden ek grubu sıfat fiile aitti. Demek ki 3 kesinlikle sıfat fiil ve yaptığı kaldı. Dık dik neydi arkadaşlar? Yap fiilinin üzerine dık dik gelmiş. An, ıs, mez, ar, dik, ecekmiş. Dik de beni sıfat fiil yapar. Böylelikle 3 ve 4 dedik. Bakalım nerede var? 3 ve 4. Hemen bakalım. Burada. Yanlış olmasın. Arka sayfada olduğu için. 3 ve 4. 3 ve 4. 12 Denizli. 13'e bakıyorum. Bu metnin türüyle ilgili hangisi söylenebilir? Her konuda yazılabilen, yazarın anlattıklarını kanıtlamak zorunda olmadığı, samimi bir dil kullanıp kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı bir tür. Hayır arkadaşlar, bu sohbeti tarif ediyor ama yukarıdaki metin, yan sayfadaki metin bir sohbet değil. Gezilen yerlerle ilgili izlenimler edebi bir üslupla anlatılmış. Hayır, o da gezi yazısını tarif eder ama bu bir gezi yazısı da değil. Olayların güncel ve önemli olduğu, toplumun tamamını ya da önemli bir kısmını ilgilendiren nesnel bir anlatım. Evet, bu olabilir arkadaşlar. Çünkü bu insanların ilgiyle okuyabileceği, toplumun birçok insanının gerçekten ilgilendirebilecek bir yazıydı. Nesnel de bir anlatıma sahip. O yüzden cevabımız Ceyhan. 14'e geldim. Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisinin getirilmesi uygun olur demiş. Çevresindeki adamlarıyla sohbet etmekte olan padişah konuşmalar arasında keçi boynuzu diye bir laf duyunca meraklanır. Nedir o diye sorar. Ötekiler bir cevap vermeye hazırlanırken padişahın dal kavu atılır hemen ve başlar keçi boynuzunu övmeye. Kara kurudur ama güzeldir sultanım. Isırır ısırmaz ağzınız tatlanır sultanım. Bal ağacıdır sultanım bal. Şeklinde övmeye başlar. Merak daha da artar sultanın. Getirin bakayım nasıl bir şeymiş şu der. Koşup getirirler. Padişah yemeye başlar. Ondan sonra elindeki keçi boynuzunu yiyip bitirir ve tepsiyi iteler. Der ki kaldırın şu tepsiyi önümden. Neden demiş olabilir bunu? Şimdi keçi boynuzunu biliyorsanız arkadaşlar böyle uzun, fasulyemsi ama daha uzun, daha kara, dış görünüş olarak sert. İçinden böyle bir şeyler çıkıyor. İçinde küçük küçük tatlı bir şeyler var. Belki yemişsinizdir. Ne verirsen elinle o gider seninle. Mantıksız, bu iyilikle alakalı bir durum. Aş taşınca kepçeye paha olmaz. Alakası yok. Bir dirhem bal için bir çeki odun yenmez. Olabilir arkadaşlar. Çünkü keçi boynuzunun içinde küçük küçük minik minik tatlı olan şeyler var. Ama siz onu yiyebilmek için o dışındaki kabukları da yiyorsunuz ve onların bir tadı tuzu yok. Padişah da muhtemelen dişlerini acıdı. Dedi ki ben bunu yesem ne olur, yemesem ne olur. O sebeple cevabımız Ceyhan oldu. Geldim 15. soruya. Yukarıdakilerden cümlelerden hangisi ikisi yakın anlamlıdır? Yakın anlam ne demek? Okuduğum zaman birbirine benzeyecek anlamları. Senin için verdiğim gayretler bugün de boşa gitti. Sana verdiğim bütün emekler bugün heba oldu. Arkadaşlar, bugün de boşa gitti diyor. Sana verdiğim bütün emekler bugün heba oldu diyor. Bunlar birbirine yakın değiller, farklı.
Bugün senin için harcadığım emekler de unutuldu. Bugün bir de senin için gösterdiğim çabalar hatırlanmadı. Bakın şu 3 ve 4'e. Bugün senin için harcadığım emekler de unutuldu. Bugün bir de senin için gösterdiğim çabalar hatırlanmadı. Emekler de unutuldu derken başka şeyler unutuldu, onlar da unutuldu. Bugün bir de senin için gösterdiğim çabalar. Bir şeyler gene hatırlanmamıştı, senin için gösterdiklerim de hatırlanmadı. 3 ve 4 birbirine en yakın anlamlı olanlar arkadaşlar. O yüzden cevabım Deniz'de oldu. 16'ya geldim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir duygudan söz edilmektedir? Akşam oldu mu bir kamyon bütün dostları alır gider, bir başına kor seni ovanın ortasında. Sonra birden kuru kupkuru bir rüzgar eser, sevdanla özlemine geçmişinle artık baş başasın derken böyle biraz daha yalnızlıkla alakalı bir anlam söz konusu. Öyle bir ilk yaz ol ki korkut yaprakları, öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları, sararıp dökülürken güz rüzgarlarında, ardında savrulsunlar unut yaprakları, sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde onlar, seninle yeşerdiler, seninle soldular, olsunlar senden sonra umut yaprakları. Yukarıdakiyle alakası yok. Buna yalnızlık desem bu daha farklı. Bu daha çok ne diyeyim size? Hani sonbahar gelince insanın böyle bir duygu kaplar ya, geçmişiyle alakalı. Yani bu yalnızlıkla ilgili değil. C'de çıkacak her şey. Bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Bu direkt yalnızlık. D'ye de bakalım. Paylaşırsa dost paylaşırmış insanın derdini sevincini. Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör. Hangi kapıyı çalsan kimseler yok. Hangi omuza dokunsam yabancı çıkar. Bu da tek başına kalmış yalnız. O yüzden cevabım Bursa. 17'ye geldim. Aşağıdakilerin hangisinde tutmak sözcüğü yay içinde verilen anlama uygun kullanılmıştır diyor. Pazardan aldığı meyveleri kucağında tutuyordu. Ele geçirmek demiş. Hayır. Gece ele geçirmek dediğimiz şey hani böyle nasıldır? Daha ele geçirdi, orayı kazandı. Bir savaş olur sonunda orası ele geçirilir, toprak parçası. Onunla ilgili. Gece evi soyup kaçmaya çalışan hırsızı bekçi tuttu götürdü. Elinde bulundurmak değil, yakasına yapışmak, tutmak, götürmek anlamında. Arkadaşlar arasında onu kimse sevmemiş, tutmamıştır. Onu kimse benimsememiş, arkadaşı olarak görmemiştir. O yüzden cevap çıktı Ceyhan. Benimsemektir gerçekten bu tutmak. Tuttuğum balığı tekrar denize attım. Burada tuttuğum balık kaplamakla ilgili bir şey yok burada. Bildiğiniz üzere cevabımız Ceyhan oldu. Metnin türüyle ilgili hangisi söylenebilir demiş. Bu biraz önceki soruyla alakalı. Bakın bu güzel çalışma sorularında bolca karşılaştığımız bir kalıp olabilir. Hani dikkat edin bence. Benim çünkü çok dikkatimi çekiyor bu soru kalıbı. Bakalım bir. Odağı deniz dibinde olan derin deniz depremlerinden sonra denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalara tsunami denir. Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Yer kabuğunu oluşturan levhalar birbirine sürtünür, birbirlerini sıkılaştırır. Hızlı geçiyorum. Deprem bölgeleri haritasına göre ülkemizin %92'si bu bölgeler içinde yer almakta. Türkiye'de 1976-2005 yılları arasında gerçekleşen 38 depremde hasar 16 milyar oldu. Yer kabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani olarak çıkan titreşimler, dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı sarsma olayına deprem denir. Hep dil göndergesel işlevinde kullanılmış bilgi vermiş. İlgi çekici konuların ele alındığı samimi bir üslup yok. Sohbetle alakalı olur çünkü o. Anlatımın nesnel bir nitelik taşıdığı bilimsel verilerden yararlanarak elde edilen konuların kanıtlanmaya çalışıldığı gazete ve dergilerde yayımlanır diyor. Evet arkadaşlar bu bir makaleden alınmış olabilir. Nesneldir. Bilimsel veriler mevcuttur. Güncel, işte toplumun tamamını ilgilendiren bir konu değil bu. Bu daha çok bilgi vermeye yönelik. Olsaydı ki böyle bir deprem olsaydı bir yerde, işte spesifik bir şey, daha özel, Allah muhafaza işte Türkiye'de bir noktada deprem olduktan sonra orayla alakalı bir şeyler anlatsaydı bize, evet güncel derdik belki, ama burada genel olarak deprem nedirin, işte tsunami nedirin sonuçlarını anlatıyor. Tamamıyla bilgi verme işlevinde. O sebeple cevabımız Bursa oldu. Geldim 19'a. Yukarıda bir gösteri merkezinin oturma planı verilmiştir. Oturma planında yerler kategorilere göre farklı renklerde gösterilmektedir. Her kategorinin fiyatlandırması ayrıdır. Buna göre 250 TL
gelerek gösteri için bilet alan kişi hangisine oturamaz? Şimdi 250 TL verdiyse ikinci kategoridedir. İkinci kategoride yeşil renkli. Burada iki tane yeşil var ama şu daha açık olan, daha fıstık yeşili. Fıstık yeşiline oturması gerekiyor. Birinci balkon çift demiş. Birinci balkon çifte bakıyorum. Evet, burada fıstık yeşili var, oturabilir. Orkestra tek demiş. Orkestra tek, burası fıstık yeşili var, oturabilir. İkinci balkon çift. İkinci balkon çifte bakıyorum. Koyu yeşil var. Fıstık yeşili göremedim. Bu bir kalsın. Ondan sonra D'ye bakıyorum. Birinci balkon tek. Nerede birinci balkon tek? Burada. Fıstık yeşili var. Oturabilir. Ne oldu arkadaşlar böylelikle? Cevabımız 19 Ceyhan oldu. Geldim 20'ye. Görsellere ait bir soru. Buna göre demiş, atık maddeler ambalaj işaretlerine göre doğru biçimde atılırsa en çok dolan geri dönüşüm kutusu hangisi olur? Bakalım hemen. Yukarıya okumaya gerek yok. Ambalajlardaki işaretleri tanıyor musunuz demiş. Şimdi 20-39 arası kağıt ürünler, 40-49 arası metal ürünler, 70-79 arası cam ürünler. Şimdi cam ürünler için hemen bakalım. 70-79 arası. Turşu kavanozu mesela. Cam. Var mı? Başka ilaç şişesi. Bunu da camın içerisine alabiliriz. Başka var mı? Görebiliyor musunuz? Ben göremedim. Buraya 2 gitti. Metal. Metal için ne diyebiliriz arkadaşlar? Konserve kutusu. Mesela onu buraya alabiliriz. 40 ile 49 arası demiş. Başka göremedim ben. 40 ile 49 arası. Ardından gidiyoruz. İçecek kutusu demiş. Bu içecek kutusunu da alabiliriz oraya. Metale de 2 tane göndersek. Kağıt ürünler 20 ile 39 arası. Karton bardak alabiliriz kağıt için. Ona şöyle bir yapıyorum. Belki vardır, daha ekle edebiliriz. Plastik ürünlerimiz var bir de bizim. Plastik ürünlerde ne olabilir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar plastik ürünlermiş. 3 olabilir, 4 olabilir, 1 olabilir. Bakın ne oldu? 3 tane bulduk bile. İçecek kutuları da bazen plastik olabiliyor gerçi. Bu daha fazla oldu. Cevabımız o zaman ne olur? Denizli olur. Dediğim gibi burada belki daha farklı olarak hani alabilirsiniz. Makarna kutusunu da plastiğe alabiliriz. Mesela 4 de diyebiliriz buraya. Plastik için. Makarnaların bu dış ambalajları da plastiktir neticede. O yüzden en fazla D'ye gider. Geldik online eğitimle alakalı bir soru. Bu bilgilere göre söz konusu sınıfların okuma saatleri dışında online eğitimi kullanma saatleri doğru olarak gösteren grafik hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar pazartesi günleri, salı günleri böyle tek tek vermiş bize. Çocukların dersleri var, bir de okuma saatleri var. Uygun olan hangisi olacak? Şimdi 5. sınıflara bakayım. 5. sınıflar saat 9'da pazartesi günü. Evet, 9'da. Salı günü 13'te, salı günü 13'te, çarşamba günü 11'de, çarşamba günü 11'de. Aslında böyle gitmek yerine şu şekilde de yapabiliriz. Pazartesi, 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 bunların hepsinde ne var? Ortaklık var. Daha dikkatli bakarsanız, ben aslında o yoldan çözecektim ama sonra hani dedim biraz daha böyle ayrıntıya gireyim. Aslında hiç gerek yok. Pazartesilerin hepsi aynı. Oradan çıkaramayacağız. Salıya bakalım. Salı günü de arkadaşlar 5. sınıflarımız için ne diyor? 5. sınıflarımız salı günü saat 13'te. Evet. 6. sınıflarımız saat 9'da. Evet. 7. sınıflarımız saat 15'te. Evet. 8. sınıflarımız saat 19'da. Evet. Buraya geçtik. Çarşamba gününe bakalım. Çarşamba günü 5. sınıflarımız 9'da. 6. sınıflarımız 13'te. 7. sınıflarımız 11'de. Ve 8. sınıflarımız da saat 15'te eğitim görecek. Bu da doğru. Perşembeye baktığımızda perşembe günü
6. sınıflarımız 13. Evet. 8. sınıflarımız 15. Bu da doğru oldu. Cuma gününe baktığımızda da hemen gidiyoruz. Saat 13'te 5'ler var. Evet, saat 13'te 5'ler. Saat 15'te 7'ler var. Evet. Ve saat 17'de 8'ler var. Bu da doğru. A şıkkını zaten tek başına incelediğimizde de hepsinin doğru olmasıyla ulaşabiliyoruz. 22. soruya geldim. Yüklemde bildirilen ve öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen öge nesnedir diyor. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vardır? İyilik eden iyilik bulur. Bulur yüklem. Kim? İyilik eden. Ne bulur? İyilik bulur. İyilik eden özne. Bulur yüklem. Öznenin yaptığı şeyden etkilenen de bu arkadaşımız. Hatırlıyor musunuz? Özne ile nesnenin sorusu aynıydı. Ne ve kim gibi sorular olabiliyordu. Belirtisiz nesnenin. Özneyi bulduktan sonra hala ne sorusuna cevap veren bir şey varsa ve bu işten etkilenense ben buna ne diyordum? Belirtisiz nesne diyordum. Bakın A şıkkında hemen çıktı bile. İyilik belirtisiz nesne. 23. soruya geldim. Bazı sözcükler fiilimsi eki almış olmasına rağmen kalıplaşarak bir varlığı veya kavramın adı haline gelir. Kalıcı isim olur. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmezler. Alt çizgi sözcüklerden hangisi kalıcı isim olmuştur? Ülkedeki son durum nedeniyle yurt dışına tüm uçuşlar iptal oldu. Arkadaşlar, uçuş artık bir şeyin ismi değil mi? Bugün uçuşum var derken falan. Uçuş artık o seferin adı haline geliyor. Ve böylelikle kalıcı isim diyebiliyoruz biz buna. Şu yöntemi de deneyebilirsiniz. Uçmayış diyebiliyor musunuz? Hayır. Diyemediğiniz için, anlamsız olduğu için ben bunu artık kalıcı isim olmuştur da diyebilirim. Yanlış yöne giden dolmuşa binmişim. Dolmuş artık minibüsün adı, toplu taşımanın adı haline gelmiş. Ben buna da ne diyebilirim? Kalıcı isimdir diyebilirim. O zaman ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 kesinlikle kalıcı isim cevabımın adan oldu, ortaya çıktı. Diğerlerine de bakayım. Sana çok kırılmış. Bu zaten yüklem. Davranışlarını çok umursama derken olumsuzluk eki var. Bu da çekimli fiil olduğunu gösteriyor. Böylelikle cevabımız 1 ve 2 kesinlikle. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki görsellerden hangisi Kalimba'ya ait olabilir demiş. Kalimba Afrika'nın güneyinde ortaya çıkmış, hem tuşlu hem vurmalı diyebileceğimiz ara sınıf bir müzik aleti. İki el ile tutularak kullanılan bu müzik aleti baş parmaklar ile çalınır. Baktığınız üzere bu vurmalı zaten kesinlikle. Parmakları kullanılanlar bunlar. Ama sadece baş parmaklarla ve iki elle tutularak C şıkkındaki arkadaşımız. Bunlarda bir tutulma durumu söz konusu değil. O yüzden 24. cevabı Ceyhan. 25'e geldim. Buna göre hangisinde farklı bir anlam bildirilmektedir? Hayıflanma cümlelerinde yapılmamış bir işin pişmanlığı. Pişmanlık cümlelerinde ise yapılmış bir şeyden dolayı duyulan üzüntü. O zaman bakıyorum. O gün çok gergin uyanmıştım. Kahvaltımı bile doğru düzgün yapamadan eve çıktım. Okula gidip Türkçe derslerine girdiğimde gerginliğim iyice arttı. Sınav sonuçları açıklandı ve ben beklediğimden düşük bir not aldım. Bununla kalsa yine iyi. Beni teselli etmeye gelen arkadaşımın da kalbini kırdım. Keşke onunla bir üslupla konuşmasaydım. Arkadaşlar burada keşke diyor. Yaptığı bir şeyden dolayı üzüntü duyduğundan dolayı ben buna pişmanlık diyeceğim. İnsan yaşlandıkça gerçekleri daha iyi anlıyor. Yıllarca kendimi işime adamıştım ve bundan başka bir şey düşünmüyordum. Şimdi geriye dönüp baktığımda bana kendimi iyi hissettiren ne kadar az şey yaptığımın farkına vardım. Ne bir tiyatroya gitmişim ne de arkadaşlarımla pikniğe. Gençliğimi güzel şeyler yapamadan elimden yitirdim. Şimdi geriye dönme ihtimalim olsa sevdiklerimle daha çok vakit geçirirdim. Yapmadığım şeyden dolayı duyduğum üzüntüye hayıflanma derim. C şıkkında ortaya çıkacak cevap. Yeni girdiğim iş sayesinde her şey nihayet güzel gitmeye başlamıştı. Bundan sonra kendime hayallerimi gerçekleştirmeye adayabilirdim. İlk iş olarak o çok beğendiğim arabayı almak istiyordum. Ama ailem bunun için henüz erken olduğunu söylemişti. Onları dinlemeyerek kredi çekip o arabayı aldım. Fakat aldığım arabanın motoru bozuk çıktı. Ailemin sözünü dinlemeliydim. Yaptığım şeyden dolayı üzülüyorum. Yani yaptığım için pişman oldum. Yapmadığım şey burada hayıflanma. 25'in cevabı ne çıktı? Bursa.
Geldim bir sözel mantık sorusuna. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Ahmet, Meltem, Doruk, Çiğdem, Ege, Levent, Fatma adlı kişiler roman, masal, şiir, deneme, hikaye türlerinden kitaplar okumuşlar. Tamam. Şimdi bana bunlarla alakalı bir takım bilgiler vermiş. Bakıyorum arkadaşlar. Romanı 2, masalı 3 kişi okumuştur. Romanı 2 kişi okumuş, masalı 3 kişi okumuş. Şiiri yalnızca Ege okumuş. Ve bir kişi yani. Denemeyi hiç kimse okumamış. Deneme gitti. Doruk ve Levent aynı tür kitabı okumuş. Doruk ve Levent'i şöyle paket halinde düşünüyorum. Ahmet, Doruk ve Fatma birbirinden farklı şeyler okumuş. Ahmet, Doruk ve Fatma da birbirinden farklı kitaplar okumuş. Buna göre arkadaşlar, şimdi baktığımız zaman 2 kişi burada, 3 kişi burada, 5, bir daha 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi olması gerekiyor. Yani hikayeye kaç kişi kalıyor? 1 kişi kalıyor. Şimdi ben buraya 1 kişi eklemeye kalksam 7'yi tamamlıyorum. Yani Doruk veya Levent'ten birisini oraya ekleyemem. Mümkün değil demek ki burada 1 kişi kaldıysa. 3 kişinin arasında da olamazlar. Demek ki Doruk ve Levent kesinlikle burada duracaklar. Burası Doruk ve Levent'e ait olacak. O zaman arkadaşlar şimdi bu mantıkla bakıyorum. Ahmet ve Meltem aynı tür kitaplar okumuşlardır. Ahmet ve Meltem aynı tür kitaplar belki şu grupta evet okumuş olabilirler. Meltem ve Çiğdem farklı türden kitaplar okumuşlardır. Olabilir. Birisi buraya gitmiştir. O burada kalmıştır. Neden olmasın? Doruk roman türünü okumuştur. Evet, Doruk roman türünü okumuştur. Doruk ve Levent iki kişi sadece romana verebiliyordum. Doğru. Levent hikaye türünü okumuştur. Hayır, bu mümkün değil. Doruk ne okuduysa Levent de aynısını okuyacak. Veya Levent ne okuduysa Doruk da aynısını okuyacak arkadaşlar. O yüzden cevabım Denizli. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yazan kurallardan birini örneklemez? Bakalım. Kitap sözcüğü c ekini alarak yeni anlam kazanmıştır diyor. Burada hangi ek olarak kullanılmış? İsim yapma eki olarak kullanılmış arkadaşlar. Cıcı, kitapçı derken isimden isim yapan yapım eki. Öğretmen negatif tam sayıları anlatırken zemin altındaki 3. katın -3 olduğunu söyledi diyor. Bu da ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılmış. Benim en güzel yıllarımın geçtiği şehirde, İzmir'de pek çok akrabam var. Ara söz arkadaşlar ayrıntı veriyor. Ara söz bakalım var mı? Görebiliyor muyuz? Ara sözle alakalı bir şey söylenmemiş. O yüzden buna bir soru işareti koydum. Ankara-Konya yolunun derken de Ankara ve Konya yolunun arasında ve ile ila anlamı kattı burada. Demek ki cevabım ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Ara sözle alakalı bir şey yok burada. Geldim 28. soruya. Bize yukarıda böyle bir yuvarlak grafik vermiş. Ben onu sütun grafiğine çevireceğim. Daireyi. Çok kolay. A'ya bakıyorum. A'nın %40 olması gerekiyor. %40, %40, 30 ele, 30 ele. B'ye bakıyorum. %20 olması gerek. %30'da, %20'de, %40'da, %10'da. Sadece %20'de olduğu zaten B şıkkı var. 28 Bursa dedik. Geldim son iki soruya. Bu metinde festivalle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Aslında şu soruyu yapalım önce. Bu metinde altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir? Altı çizili söz şu cesur yürek kısmı. İster izleyici olsun ister sahnede yer alsın her çocuk ve her genç tiyatronun renkli dünyası sayesinde keyifli bir yolculuğa çıkar. Ve bu çok özel sanat dalı yarattığı her bir cesur yüreğe yani bu cesur yürek derken bu sanata, tiyatroya gönül vermiş çocuklar. Anlatılmak istenen de tiyatro ile ilgilenen çocuk ve gençlerin hepsi cesurdur kısmı. O yüzden cevabım burada B olacak. Cesur yürek derken ben bu çocuklardan ve gençlerden bahsediyorum. Üstteki soruya geldik. Hangisi çıkarılamaz diyor.
Hemen bakalım. Adını Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözden almış. 2005 yılından beri 24-29 Nisan arasında Ankara'da düzenlenmekte. İçeriğinde sadece tiyatro değil farklı etkinlikler var. Festivalde ülkedeki bütün çocuklar tiyatro izlemesi amaçlanmış. Şu çok genel bir şey. Genellikle bu tarz sorularda en geneli kapsayan yanlış oluyor. Hadi hayırlısı. Bakalım hemen. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na tiyatro sanatıyla katkıda bulunmak, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılmasını sağlamak, tanıtım ve yurt dışındaki bu daldaki gelişmeleri takip ederek kültürler arası gelişimin ve değişime hizmet etmek amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2005 yılından beri her yıl 24-29 Nisan tarihleri arasında, evet, B gitti, Ankara'da Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali'ni düzenlemekte. Festival adını ve içeriğini Büyük Önder Atatürk'ün çocuklara yönelik cümlelerinden almış. Evet, adını Atatürk'ün söylediği sözden almıştır. Şuraya hemen geçmek istiyorum çok uzatmadan. Festival bünyesinde kukla, gölge oyunu, kara tiyatro, dans tiyatrosu, opera, bale, sokak tiyatrosu gibi farklı tekniklerin kullanıldığı çocuk oyunları, seminer ve söyleşi gibi etkinliklerde yer almaktadır. İçeriği yalnızca tiyatro değilmiş. Arkadaşlar, bu tarz sorularda böyle genel ifadeler genellikle doğru cevap oluyor. Onlar bir hata barındırıyor. Cevabım bu yüzden Denizli oldu. Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar 30 soruyu. Umarım faydalı olur. Önemli sorular bu, örnek sorularımız, çalışma sorularımız, biliyorsunuz. Lütfen sizler de güzel güzel kendinizde bir kere üstünden geçip çalışın derim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.